kandırdınız bizi şimdi, bu huzuratları ne kadardır hakikaten merak ettim ya. Yani siyasette malzeme olacak kadar yüksek bir şeyse belki biz de isteyebiliriz. Yani traktör gidiş kadar etmez. Başkanım. Buyurun. Siz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketleri muhalefetten meclis üyesi arkadaşlar gelip inceleyebilirler dediniz. Aynı şeyi bu arkadaşlar İzmir Belediyesi'ne ait şirketlere de bizim incelememize izin verirler. Aynı şeyi söyleyebilirler. Onlar söyleyemezler. Yok ben söylüyorum, veriyoruz öyle. Peki. Yani sizin ilk, ilk denetimde istiyoruz, bu sözünüzü hatırlatıyoruz. Siz zaten denetim komisyon başkanı değil miydiniz orada? Her şeyi de denetleyebiliyorsunuz. Şirketleri vermediniz. Şirketler verilmedi. Verilmedi, verilmedi. Şirketler denetledi. Bak CHP'de meclis üyeleri, İzmit meclis üyeleri yanında mı? Sor onlara. Soracağım. Siz de bizim gözümüzden bakmış olsanız mesela bazen. Bu şirketlerin yönetim kurulları hep önerdik ya geçen dönemde. Bir mikrofonu biraz daha çeker misin? Siz de en azından bizim gözümüzden bakmış olsanız bu şirketlerin yönetim kurullarıyla ilgili geçen dönemde Mustafa Bey de söylemişti ya Gülsün. Muhalefetten arkadaşlar olmuş olsaydı bence daha sağlıklı sonuçlar yayılırdı. İktidardan arkadaş var mı ki muhalefetten? Onu bilmiyoruz ki biz. Yok. Bir de verdiğimizde bir cevap alamadık ki zaten. Yok, iktidardan da arkadaşımız yok. Meclislerimiz yok. Ha bu dönem böyle gitti. Bakarız yani. Niye olsun? Sadece para alın diye mi olsun mesela? Niye olsun? Mantığı ne? O. Nasıl? İyi de ya bu çok garip bir tartışma oldu şimdi. Sırf meclis üyeleri de olsun diye yönetim kurulundan ücret ödensin diye mi yazalım yani? Hayır başkanım, meclis üyeleri bu sıradan değil yani. Vasıfları yani, bu konuda yaratan katkısına geliyor. Yani sıradan birini anlamadım. Oldu mu? Denetlenmediği için mi orada olalım diyorsunuz? Yani zaten oralar Sayıştay tarafından da denetleniyor. Oraları denetlenmemiş gibi, denetlenmeyen kurumlarmış gibi, ticaret kanunu açısından denetleniyor. Sayıştay tarafından denetleniyor. Tarafından denetleniyor. Kent konutta yeminli mali müşavir tutma zorunluluğumuz var. Siyaset tarafından da denetlensin diyoruz yani. Mesele olur ya. Tamam. Bunlar da olur ya. Biz siyaset değil miyiz? Sadece muhalefet mi siyaset? Şöyle cevap vereyim. Bilgilendirme ise maksat, sizin orayı incelemeniz için her türlü denetim imkanını ben size sağlama sözünü veriyorum size. İstediğiniz şekilde, istediğiniz zaman arkadaşlarımız, genel müdürlerimizi görevlendirelim. Gidin istediğiniz bilgiyi size versinler. Her şeyine bakabilirsiniz ama sadece biz de bakalım, biz de orada olalım mantığı. Yani, Türkiye'de çok yaygın bir uygulamada değil yani meclis üyeleri. Şirket yönetim kurullarında çok az örnek vardır. Yaygın bir örnek yoktur. Şöyle bir tartışma da başlayacak sonrasında. Niye o meclis üyesi var, niye bu meclis üyesi yok? Belediye başkanı niye var, niye yok? Yani boş boşuna ortalık karışmış olur yani. Sadece memur arkadaşlarımız orada görevliler şu anda. Başkanım, alt belediyelerde bu uygulamalar yapılıyor. Nerede yapılıyor? Başkent'te bizim başkent aracılığı meclis arkadaşlarımız var. O da onun takdiridir. Bizim büyük şehirde şimdiye kadar hiç yapılmadı. Hiç de tartışmadı bunu. Sadece niye muhalefetin yok dedik. Başka da bir şey demedik yani. Anladım. Ama büyük şehirde geçtiğimiz dönemde de meclis üyelerinden yönetim kurullarına kimse görevlendirilmedi. Zaten yönetim kurulu denetimde yapmıyor. Yönetiyor. Teknik arkadaşlar yönetsin dedik. Oradaki bizim daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz, ilgililer orada görev aldılar. Oturup tartışalım yani kesinlikle tartışılamaz değil, Allah'ın ayeti değil. Yararlı olduğuna ikna olursak yani orada yönetim kurullarında sizin de olmanızın yararı olursa, maksat denetimse denetimi açabiliriz kapısını. Değilse oturup konuşalım. Başkanım bunun uygulamaları var. Yani bir sürü arkadaşlarımız zaman zaman bu gün yerlerde sorumluluklar alıyorlar. Biz parasının yanında olduğumuz için bunu söylemiyoruz. Yani buradan gelir elde edelim mantığıyla zaten burada değiliz. Evet. Katkı sunabilmek adına bu işin içindeyiz. Yani gelir önceliğimiz yok. Allah'a şükür. Ona da ihtiyacımız evet. Yok. Ama buna benzer uygulamalar var mesela. Bunlarda bir sürü
sürü arkadaşımız. Bu kadar meclisiyesini devletin kurullarına nasıl sokacağız hepsini birden? Hepsini sokacaksın anlamında değil. Bu işte uzmanlığı olan katkı sunabilecek arkadaşları değerlendireceksiniz tabii ki. Tamam, katkı sunmak isteyen arkadaşlarımızdan bir heyet oluşturalım. Denetlesinler o zaman. Maksat o işte. Öyle de olur. Başkanım Kafi, buyurun. Düzeltme yapmak için söz aldım. Tabii ki siz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şirket yönetim kurullarını belirlemek sizin takdirinizdir. Yasa da bunu öngörüyor. Bizimki sadece bir öneriydi başkanım. Bunu geçmiş dönemde de birkaç kez önermiştik. Ne önermiştiniz? Yani bu gündem maddesi geldiğinde birkaç kez geçtiğimiz yıllarda önermiştik sadece. Takdir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne önermiştiniz? Ben başını kaçırdım. Saygıdeğer başkanım, şirket yönetim kurullarında muhalefetten bir kişinin almasının doğru olacağını önceden de söyledim. Takdir sizin olduğunu da belirtiyorum. Yok, burada takılmıyorum ben zaten. Ama ben bunu söyleyeyim. Siz şimdi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki şirket yönetim kurulunda şirket yönetim kurullarında muhalefetten de biri olsun diyorsunuz ya. Siz öyle olduğunu doğru düşünüyorsunuz. Bir saniye. Böyle diyorsunuz ya. Akıllarda şu kalıyor. Şirkette iktidar var, muhalefet yok. Ben onu düzeltiyorum. Siz tamam, de benim üslubuma tamam. Karışmayın. Yok, bana karışmıyorum. Ben bizi... Diyorum ki... Araya ilgili konu ağırdı biraz başkanım. Bizim hiçbir... öyle bir talebimiz falan şey olmadı. Hiçbir... O çok ağır bir cümleydi. Yani paradan... Nasıl? Biz kendi grubumuz adına söyleyeyim. Bizim öyle bir parayla alakalı bir tane arkadaşımız var. Bunlar çok ağır cümleler. O anlamda düzeltmek için söz aldım. Peki. Böyle bir derdimiz yok. Bu olursa öneri sunduk. Takdir sizin tabii ki. Siz de kendi durumunuz. Aslında. Yani ama denetlenmediği bilgisi doğru değil. Sayıştay denetimine tabi, ticaret...